Peki, değerli basın emekçisi arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı, bizi gerek ekranlarından, gerek sosyal medya hesaplarından izleyen tüm yurttaşlarımızı yürekten selamlayarak başlamak istiyorum. Ve maalesef güzel ülkemizi çok pis bir kokunun sarmış olduğunu söyleyerek başlayacağız bu hafta. Burada olan arkadaşlar biliyor, geçtiğimiz hafta mecliste kanalizasyon boruları patlamıştı ve pis kokular geliyordu bahçeye çıktığımızda. Biz onu meclisteki bir kazanın ürünü olarak düşünmüştük ama maalesef görüyoruz ki Türkiye'nin her yerinden duyulan çok pis bir koku memleketi esir almış durumda. Haftalardır diyelim artık, daha önce başka pek çok örnekte gördüğümüz gibi iktidarın göz bebeği olmuş bir, bu sefer organize suç örgütü liderinin sözleri Türkiye'nin gündemini oluşturuyor. Açık konuşalım, bu şahsı bu ülkede yaşayan herhalde hiç kimse, tek bir kişi bile ilk defa bu videolarla tanımadı. Örneğin biz onu AKP iktidarına verdiği çete desteğiyle, meydanlarda bu iktidarı desteklemek için yaptığı mitinglerle, bu mitinglerde AKP'ye, saraya muhalif olan yurttaşlarımıza tehditleriyle, hatta kanlarıyla banyo yapacağını söylediği sözleriyle, sokaklarda dar ağaçları kuracağını iddia ettiği cümleleriyle tanıyoruz. Fakat işin ilginç tarafı, garip olan yanı, saray rejiminin sözcülerinin AKP iktidarını desteklemek adına İçişleri Bakanlığı'nın izniyle mitingler düzenleyen, neredeyse tüm AKP ileri gelenleriyle birebir ilişki içinde olan, kendisine bakanlıklar tarafından ödüller verilen bu şahsı tanımıyormuş gibi yapması. Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP iktidarının yetkilileri Sedat Peker'i tanımıyormuş gibi yaparak halkı kandırmak, suç ortaklıklarını gizlemek istiyorlar. AKP'nin hepimizin artık bildiği çok önemli, çok basit bir karakteristik özelliği var. Bugün hain ilan ettikleri, pis ilan ettikleri kim varsa, onun büyümesinde, güçlenmesinde, hatta iktidarlarına ortak olmasında AKP baş aktördür. Fethullah Gülen çete, derin devlet çete, Sedat Peker çete, ama tüm bunlarla iş tutan Adalet ve Kalkınma Partisi temiz. Öyle mi? Buna inanmamızı mı bekliyorlar? Yok. Artık bu yalanlara hiç kimse inanmıyor. Bu defa kral çırılçıplak ortada, gerçekler gün gibi ortada, ne inkar etmek ne de onlar açısından izah etmek hiç mümkün değil. Zaten dikkat ederseniz neredeyse bütün AKP'lilerin üç maymun oynamaya başlaması, neredeyse Süleyman Soylu dışında hiçbir AKP üyesinin konuya dair ağzını bile açamamasının temel nedenlerinden bir tanesi budur. Değerli basın emekçileri, sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımız, ortaya çıkan durum açık ve seçik olarak şudur. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın tüm imkanlarını bu mafya düzenini, bu çete düzenini koordine etmek için kullanmış. Soylu'nun yandaşları ve destekçileri zorla bir marinaya çökmüş, kokain zincirleri kurmuş, memura baskı yaparak onu intihara sürüklemiş, bir kadına tecavüzün ve aynı kadının şüpheli ölümünün üzeri örtülmüş ve bütün bunlar olurken ülkenin ve yurttaşların huzurundan, güvenliğinden sorumlu bakanlık olarak bilinen koltukta oturan zat bu çetenin ileri gelenleri için koruma kararları çıkartmakla meşgulmuş. Suç örgütleriyle
mücadele etmesi gereken bakan doğrudan onların koruyucusu olmuş. Ve bunları bu ülkede belki binlerce insan daha önce defalarca söylerken bu sefer fark şu. Bu sefer bunları itiraf eden, bunları söyleyen bizzat o kurdukları düzenin bir dişlisi. İzlemesi, hakkında konuşması, hatırda tutması bile bizim için, bu ülkenin yurttaşları için, ülkemiz için utanç verici olaylar sere serpe ortalığa dökülürken AKP iktidarından bu konuda neredeyse tek bir açıklama gelmiyor. Bu ilişkilerin ortasında yer alan ve saray rejimi içerisindeki gücü de belli ki kolladığı mafya gruplarının etkinliği sayesinde oluşmuş olan Süleyman Soylu en son dün akşam bir televizyon kanalının konuğuydu. İddiası şu, hakkında ortaya atılan iddialara teker teker yanıt verecekti. Aşağı yukarı 3 saatlik bir program, belki izlenme rekorları kıran, tüm Türkiye'nin izlediği bir program. Herkes Süleyman Soylu acaba ne diyecek diye bekledi. Hatta belki kimi iyi niyetli yurttaşlarımız belki bir kez olsun onurlu bir davranışta bulunup istifa edeceğini umdu, bekledi. Fakat Soylu onu tanıyanları hiç ama hiç şaşırtmadı. Adlı adınca söyleyelim. Faşizmin propaganda tekniğinden alınmış taktikleri kullanarak neredeyse hiçbir soruya yanıt vermedi. Lafı dolandırarak kendisi hakkındaki iddiaları sorulabildiği kadarını bile cevapsız bıraktı. Bağlamından tümüyle kopartılmış bir takım bilgi ve ithamlarla tam anlamıyla kuru gürültü yaptı. İstifa etmeyeceğini söylemekle kalmadı. Kendisine bağlı kolluk kuvvetlerinin kendisi hakkında soruşturma yapabileceğini söyleyerek tüm Türkiye ile hepimizle açıkça alay etti. Nihayetinde kendisine bu tür soruların sorulmasını bile uluslararası güçlerin, terör örgütlerinin, millet düşmanlarının izinden gitmek olarak suçladı. Dün gece televizyonlarda izlediğimiz bir kişi değil, bir sistemdir. Tek başına Süleyman Soylu değil, bir bütün olarak saray rejimidir o ekrandan Türkiye'ye yansıyan. Türkiye'de halk düşmanlarının, halk düşmanı iktidarların tüm geçmişini kendisine miras alarak, bu mirası 2000'li yıllara uygun olarak güncelleyerek iktidar olan, iktidar koltuğunda oturan AKP'nin temsil ettiği rejimdir dün Türkiye'nin televizyonlardan izlediği. Neydi dün gece televizyonda izlediğimiz? Örneğin hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen parlamenterler grubu ile Venezuela'ya uçup orada kokain rotası oluşturmak için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmiş şahsın babası sıfatıyla açıklama yapan Binali Yıldırım'dır. Dün gece televizyonda izlediğimiz 90'lardan bu yana kirli çete ilişkilerinin içinde olan ve yakın tarihimizin en büyük mafya devlet ifşası olan Susurluğ'un bir numaralı ismi Mehmet Ağar'dır. Dün gece televizyonda izlediğimiz kendilerine yakıştırdıkları gazeteci kimliğiyle AKP iktidarının borazanlığını yapan ve mafya ile iktidar arasında ulaklık rolü üstlenmiş olan Özışık kardeşlerdir. Dün gece televizyonda izlediğimiz sadece Süleyman Soylu değil, Alaaddin Çakıcı'dır. Korkut Eken'dir. Beşli Çetedir. Berat Albayrak'tır. Bilal Erdoğan'dır. Fethullah Gülen'dir. Ve elbette tüm bu sistemin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'dır o televizyondaki. Süleyman Soylu, tüm bu kirli çete ağının, mafya devlet yumağının, yağma ve dolandırıcılık pastasının, uyuşturucu ve kara para trafiğinin cisimleşmiş halidir. Dün katıldığı televizyon programının en ilginç anlarından bir tanesi Süleyman Soylu'nun kendisini
yalnız hissetmediğini söylemesidir. Soylu haklıdır. Süleyman Soylu yalnız değildir. Bu suç sadece Süleyman Soylu'ya ait değildir. Süleyman Soylu saray rejiminin dün akşamki görüntüsüdür. Değerli yurttaşlar, emekçi halkımız, ülkemiz bir kez daha mafya devlet ilişkilerinin ve çarpıcılığı ile gözler önünde serildiği günleri yaşıyor. Bundan aşağı yukarı 25 yıl önce Susurluk'ta yaşanan kazayla patlak veren mafya devlet ilişkileri skandalının neredeyse tüm başrol oyuncuları bir kez daha sahneye çıkmış durumdadır. Ülkemizin yakın tarihinin birçok siyasi cinayetinin, suikastin, üstü örtülmüş suçun, uyuşturucu ve silah ticaretinin, haraç ve çökme olayının sorumlusu olarak bilinen isimler şimdi bu güçlerini saray rejimi için seferber etmiş, kendi kaderlerini sarayın kaderine bağlayarak koruma sağlamışlardır. Biz şaşırmıyoruz çünkü Türkiye'de sağcı ve siyasal İslamcı siyaset geleneğini, mafya sevdasını çok eskilerden biliyoruz. Biz korkmuyoruz çünkü halkımızın bu çürümüşlüğe teslim olmayacak kadar onurlu ve dirençli olduğunu biliyoruz. Ve biz susmuyoruz. Ülkemizin çıkarlarının, devlet imkanlarını kendi ceplerini doldurmak için yağmalayan bu çeteye karşı mücadele etmekte yattığını biliyoruz. O yüzden konuştuk, konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Süleyman Soylu hakkındaki iddiaların araştırılabilmesi için derhal İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmelidir ve adalete teslim olmalıdır. Bilgisi ve girişimi dahilinde gerçekleştiği iddia edilen suç fiillerini araştırmak için derhal mecliste bir komisyon kurulmalıdır. Sedat Peker'in konuşmalarında gündeme getirilen tüm mafyatik faaliyetler ile siyasal ve ekonomik suçlar, bu suçlara karıştığı veya göz yumduğu bilinen ya da düşünülen tüm isimler soruşturulmalı, yargılanmalı, haklarındaki gerçek açığa çıkarılmalıdır. Şimdi hakkında onlarca suç iddiası ortaya atılan Peker'in AKP iktidarıyla ilişkileri, hangi AKP yöneticileriyle görüştüğü, resmi izinlerle miting yapmasını ya da devletin polisince korunmasını sağlayan kararları kimlerin verdiği araştırılarak haklarında derhal yasal işlemler başlatılmalıdır. Merhum Uğur Mumcu'nun katledilmesinde payı olduğu ortaya çıkan Mehmet Ağar, "Bir tuğla çekerseniz hepimiz altında kalırız" sözüyle hatırlanıyor. Biz bu sözü bir kez daha hatırlatarak tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. O tuğlayı çekelim ve tüm bu devlet mafya çetesi altında kalsın. O tuğlayı çekelim ve ülkemizi yağma ve talan eden bu utanmaz gürü o duvarın altında kalsın. O tuğlayı çekelim, ülkemizin tepesine çöreklenmiş bu mafya iktidarı, bu kötülüğün organize olmuş hali bırakalım onun altında kalsın. O tuğla çöküldüğünde çökecek olan çetelerdir, mafyadır, işbirlikçi siyasetçilerdir, ülkemiz değildir. Biz ülkemizin tarafındayız, çetelerin, mafyaların ve onların temsilcilerinin yanında değiliz. Türkiye İşçi Partisi, güzel ülkemizin aydınlık geleceğini kurmak için mücadele ediyor. Bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Halkın kanını sülük gibi emen bu asalaklara, onların ihale, rant, vurgun yoluyla ülkemiz kaynaklarını cebe indirmelerine izin vermeyeceğiz. Ve ülkemizin aydınlık günlerine mutlaka kavuşacağız. Cumhurbaşkanı susuyor. AKP zaten ortalıkta yok. Meclisin çalışması engelleniyor. İstifa eden bir tek kişi yok. Yargı etkin bir soruşturma yapmıyor. O zaman görev bizde, görev halkımızda diyoruz. Çocuklarımıza,
gençlerimize tertemiz, apaydınlık, onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele etmek zorundayız. Bunların istediği şudur değerli yoldaşlar. Yurttaşlarımız izleyici olsunlar. Bu pislikten bir bütün olarak kurtulmak için çetelerin, onlarla işbirliği içinde olan siyasetçilerin asıl hedefi olan halkın kendi kaderini eline alması gerekiyor. İzlemeyin, müdahil olalım. Çünkü bütün bu suç ortaklığının hedefinde halk vardır. Halkı yoksullaştırmak, çaresizleştirmek ve kendilerine biat etmesini sağlamak amacı vardır. Bu yüzden Türkiye İşçi Partisi olarak çağrımız açık. Bireysel, kitlesel tüm eylemleriyle halkımız sürecin takipçisi olmalıdır. Türkiye İşçi Partisi bütün gücüyle halkın bu mücadelesini büyütmeye, bu mücadelenin içinde olmaya devam edecek. 2. AKP iktidarı döneminde Türkiye'de yargının sarayın bir enstrümanı haline geldiği bir aşamayı yaşadığımızı biliyoruz. Öyleyse bu aşamada görev hukuk mücadelesi için, adalet mücadelesi için barolarımıza, hukuk örgütlerine ve memleketin onurlu hukukçularına düşmektedir. Hep birlikte yargı mekanizmasını zorlamalıyız. Savcılıkların harekete geçmesi için çaba sarf etmeliyiz. Ancak yapmadıkları durumda elden gelen bir şey yok diye kenara çekilmek doğru değildir. Buradan bir çağrı yapıyoruz. Tüm barolarımıza, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere, gazetecilere, hukukçulara bir çağrı yapıyoruz. Bunlar üzerini örtmeye, gizlemeye, saklamaya, geçiştirmeye çalışacaklar. O zaman gelin hep birlikte tüm bu suçların araştırılması için bağımsız bir komisyon oluşturalım. Biz bu suçların hemen bugün tüm delillerinin toplanması ve üzerinin örtülmesinin engellenmesi için hep birlikte çalışmaya, halkın iddianamesini hazırlamaya çağrı yapıyoruz. Meclis, çalıştırılmak istenmeyen bu meclisteki tüm muhalefet partilerine memleketin geleceği için bu konuyu öncelikli bir görev olarak ele alıp hep birlikte çalışma çağrısı yapıyoruz. Onlar engellemeye çalışsın. Arkamızdaki halkın büyük desteğiyle birlikte o engelleri aşacak yol ve yöntemleri bulmak tüm muhalefet güçlerinin öncelikli sorumluluğudur. Memleketin geleceği için çalıştığını iddia ediyorsa. Dolayısıyla önerimiz dört koldan, meclisten, sokaktan, mecliste vekillerimizle, sokakta partilerimizle, partimizin avukatlarıyla elimizdeki bütün olanakları seferber ederek o tuğlayı çekmek için çalışmaktır. Ve çalışacağız. Buradan sözlerimi bitirirken iktidara seslenmek istiyorum. Yeter artık, yeter diyoruz. Bu halk yeter diyor. Rant uğruna bu halkın canını, deresini, ormanını, geleceğini katledenlere yeter diyoruz. Yeter sırtımızdan palazlandınız. Yeter zengini daha zengin etmek için bizi yoksullaştırdığınız yeter. Yeter ülkeyi karış karış sattığınız. Yeter bu memleketin itibarını iki paralık ettiğiniz. Yeter kadınların hayatını mahvettiniz. Yeter gençlerin geleceğini çaldınız. Yeter artık yalanlarınıza, dolanlarınıza, kendi kuyruğunuzda uydurduğunuz sözde kumpaslarınıza yeter. Venezuela'ya yardım götürmüşler. Soylu nezdinde bir kumpas varmış da vesaire vesaire. Yahu siz daha bu halka birazcık inandırıcı gelecek doğru düzgün yalan uydurma zahmetine bile girmiyorsunuz. Yeter ya, çocuk mu kandırıyorsunuz? Bu memleketin, bu ülke halkının kanını emdiğiniz yeter. Yeter bu halka çektirdiğiniz diyoruz. Ve hep birlikte halkımızı yeter demeye, inatla, ısrarla
bu iktidara karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. İnadımıza yenilecekler. İnadımıza yenilecekler ve mutlaka biz kazanacağız.